Buyurunuz Muratçığım. Akıl almaz bir talihsizlik, buyurunuz. Fotoğrafı kopyalayıp polis kimliğine yerleştiriyor bir arkadaşın yüzü. Sonra da internette yayınlanıyor. Adamın hayatı kabusa dönmüş durumda. Göreceğiz şimdi masalarda şikayet dilekçileri vesaire vesaire. Çok zor bir iş. Buyurunuz görelim efendim. 80 milyonda bir benim başıma geldi. Benim resmim var internette, böyle polis kimliğinde geziyor. Polis kimliğiyle insanları dolandırmışsın. Zaten ben dondum kaldım. Dondu kaldı çünkü birileri yüz fotoğrafını kopyalayıp sahte polis kimliğine yerleştirdi. İşin kötüsü internette yayınlanan o kimliği dolandırıcılar keşfetti. Polis kimliği yaz bu çıkıyor. Ben polis değilim ki. Ben normal bir vatandaşım, gariban bir insanım. Ne yapayım yani? 2 ay içinde belki 20 gün nazarette kalmışımdır. O fotoğraf yüzünden işlemediği suçlardan başı derde girdi. Aradan yıllar geçti, çilesi bitmedi. Her gece rüyama girmeye başladı. Uygulama noktası gördüğümde korkuyorum artık. Bu bir polis kimliği ve Ömer Sert ismine ait ama aslında tamamıyla sahte. Çünkü o resimdeki kişi Cihan Dündar ve Dündar'ın hayatı sahip olmadığı bu kimlik ortaya çıktı çıkalı kabusa döndü. Gezmediğim iyi kalmadı, gezmediğim adliye kalmadı ve ben de mağdurum abi, avukatımla artık akraba oldum. Talihsiz olaylar zinciri 2020 yılında başladı. Dündar ailesiyle birlikte gezmeye gidiyordu. Yolda polis kontrol noktasına takıldı. Baktım koluma girdiler. Aranman var dedi. O günden sonra benim hayat hikayem başladı. Hayatım çalınmış gibi, kendimi eksik hissediyorum abi toplumda. Her kimlik kontrolünde soluğu nezarethanede aldı. İfade verdi, serbest kaldı. Ama yaşadıkları onu bunalıma soktu. Yani evden çıktığım zaman sabah acaba bu gece nazarette mi kalacağım? Evime tekrar dönüp kafamı yastığa koyabilecek miyim bilmiyorum. Cihan Bey'in kafası da işte bu masanın üstü gibi karışık. Çünkü işlemediği birçok suç için şehir şehir geziyor ve ifade veriyor. Tek isteği ise bu fotoğrafın dijital ortamdan kaldırılması. Bekçi görüyorum, artık kendim vermeye başlıyorum. Abi bakar mısın, ailemle bir yere gideceğim ya. Öncesinden baktırıyorum artık. Bakıyorlar, yine anlatım çıkıyor. Çok zor. Allah gerçekten kolaylık versin. Kimsenin de başına gelmesin böyle bir durum. Şimdi akıl almaz bir talihsizlik bu gerçekten. Niye hala çözülemiyor ki? Anlamış değilim. Yani şu dijital ortamda yani sürekli adliyelerde, sürekli davalarda fotoğraf sahte, kimlik sahte. Bir süre insan sonra der ki ben de mi sahteyim acaba ya? Şimdi o kimlik birinin eline, biri onun resmini kullanarak böyle bir sahte kimlik çıkartmış. Fakat o kimliğin bir veya birden fazla kaç kişi de var acaba bilmiyoruz ki. Belki birinin yakalandığında diğerleri aynı şekilde adliyeye ben polisim diye girmeye çalışıyor. Hop resim isim bakıldığında geliyorsun, alakası yok. Kişi aynı kişi ama ne isim aynı ne hikaye aynı. Bizim teknoloji kurumumuz yok mu? Mutlaka olmaz olur mu? Var. Dolayısıyla yani ne bileyim, arama motorları da irtibata geçilir. Bir şey yapılmak istensin. Bir an önce yapılmak istensin. Evet. Bu fotoğraf şu her şeyi ortadan kaldırılır mı? Yani. Çözülmesi 4 lazım. Yıldır bu işle uğraşılır mı? Yazık ya. İşini gücünü bırak oradan oraya. Oradan oraya adliyeyle uğraş. Ve diyor ki sabah çıkıyorum evden, akşam nezarette mi kalırım, evime gelebilir miyim acaba bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun. Olsun da vallahi. Ben o değilim diye bir pankartla falan gezmek lazım üzerinde yani. Alnına yazmasın daha iyi yani. Çok vallahi iyi. İnşallah tez zamanda çözülür. Hepimizin başına gelebilecek bir dolandırıcılık, sahte kimlik hadisesi. Üzücü. Evet. Ay gözüm Ebru'cum.